Merhabalar, bu videoda denklik bağıntısı konusunu göreceğiz. Denklik bağıntısı kısmen sayılar teorisinde ve grup teorisi derslerinde ve diğer birçok derslerde de gerekli olabilecek konulardan bir tanesi. Aslında bağıntı konusunun içerisinde görülen bir konu. Fakat biz burada sadece gerektiği kadarıyla bağıntılar konusuna gireceğiz ve sadece denklik bağıntısı, denklik sınıfları ve denklik sınıflarına ayrılış bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tanımıyla başlayalım. A boş kümeden farklı bir küme olsun. Bu A kartezyen A kümesinin yani ikililerden oluşacak her bir bileşen de A kümesinden alınacak. Bu kartezyen çarpım kümesinin her bir alt kümesine A kümesi üzerinde tanımlanmış bir bağıntı ismini veriyoruz. Tabi dediğim gibi bağıntı çok daha genel bir kavram. Aslında bir A kümesinden B kümesine giden bağıntı olarak daha bunun geniş bir tanımı var ama şu an bize lazım olacak kadarlık kısmı bu. A kümesi üzerinde tanımlanmış bir bağıntı demek. A kartezyen A'nın bir alt kümesi demek. Şimdi bir örnek verecek olursak işte A kümesi olarak 1, 2, 3 kümesini alırsak işte 1, 3, 3, 2 bunlar birer ikililer. Yani buradaki R kümesi A kartezyen A'nın bir alt kümesi. Dolayısıyla buna ne diyoruz? A kümesi üzerinde bir bağıntı örneği oluyor bu R kümesi. Peki, o zaman şunu söyleyebiliriz. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Dolayısıyla A kartezyen A ne yapacaktır? Yine A kümesi üzerinde bir bağıntı olacaktır. Bir başka bağıntı örneği olarak da her A kümesi için A kartezyen A'nın kendisini verebiliriz. Bir de bu R bir küme aslında ve bileşenleri ikililer, elemanları ikililer. Dolayısıyla biz bazen AB ikilisinin R'ye ait olması durumunda bunun yerine şu yazılışı kullanacağız. A birinci bileşen, sonra bağıntının ismi neyse o bağıntıyı yazıp sonra bunu B'yi yazacağız. İkinci bileşeni yazacağız. Ve eğer bu bir denklik bağıntısı ise biraz sonra göreceğiz. Bunu da A B'ye denktir diye okuyacağız. Şimdi tanım 3'e gelelim. Tanım 3 ne diyor? A boş kümeden farklı bir küme ve R de A kümesi üzerinde tanımlanmış bir bağıntı olsun. 3 koşul istiyoruz. Nedir bu 3 koşul? X'ler için A kümesine ait olan bütün X'ler için XX ikilileri yani her iki bileşeni aynı olan bütün ikililer bu R bağıntısına ait olsun. Buna yansıma ismi veriyoruz. Başka A kümesinde yer alan her XY elemanı için eğer XY ikilisi R'ye ait olursa herhangi bir ikili buraya aitse o zaman bu ikilinin birleşenlerini değişerek elde ettiğimiz ikilinin de R'de kalmasını istiyoruz. Buna da simetri özelliği diyoruz. Üçüncü koşul ne? Her XYZ eleman A için. Eğer hem XY hem de YZ R'ye aitse o zaman XZ'nin de R'de olmasını istiyoruz. Buna da geçişme özelliği ismini veriyoruz. Eğer bir bağıntı yansıma, simetri ve geçişme özelliklerini sağlarsa o zaman o bağıntıya A kümesi üzerinde bir denklik bağıntısı ismini veriyoruz. Peki, şimdi bizim yukarıda bir yeni bir notasyondan bahsetmiştik. Eğer AB eleman R olursa bu durumda ARB diye yazacağız demiştik. Şimdi o zaman denklik bağıntısı koşullarını bu notasyonu kullanarak yazmak istesek ne isteyeceğiz? Her X eleman A için XX ikilisinin R'de olmasını istemek XRX demektir. Peki bu ne demektir? Her XY eleman, her XY eleman A için eğer x, r, y ise y, r, x olmasını istiyoruz. Bunun yerine bunu, bunun yerine de bunu getiriyoruz. Bu da simetri oluyor. Geçişme ne oluyor? Geçişmede 3 kişi lazım. Her x, y, z eleman A için x, y ve y, z burada olacak. Yani x, r, y ve y, r, z ise x, r, z olmasını istiyoruz. Yani eğer denklik bağıntısı diliyle konuşacak olursak x, y'ye denkse, y de z'ye denkse x'in ne yapmasını, z'ye denk olmasını istiyoruz. Buna da geçişme özelliği ismini veriyoruz. Peki, şimdi o zaman bunları gördükten sonra sayılar teorisi videolarından bildiğimiz bölünebilme tanımını hatırlayalım. A ve B herhangi bir tam sayılar olmak üzere eğer B sayısını A'nın bir tam sayı katı olarak yazabiliyorsak bu durumda A, B'yi tam böler.
aslında kısaca böler diyeceğiz. Tam kelimesini her zaman kullanmayacağız. Veya B'ye A'nın bir tam katıdır veya A B'nin bir tam bölenidir diyeceğiz. Ve sembolik olarak da şunu yazacağız. Bunu sayılar teorisi videolarında görmüştük. Aksi halde de ne diyeceğiz? A B'yi bölmez veya B A'nın bir katı değildir veya A B'nin bir böleni değildir diyeceğiz. Ve sembolik olarak da bu durumda da şu ifadeyi, şu notasyonu, gösterimi kullanacağız. Peki o zaman ilk denklik bağıntısı örneğini verelim. Birinci örneğimiz nedir? X, Y ikililerinden oluşacak küme tam sayılar, yani A olarak burada Z alınmış. Peki A kartezyen A'nın alt kümesi hangisi? X, Y ikililerinden oluşacak. Bu ikililerin farkı, yani birinciden ikinci çıktığı zaman elde edilen tam sayı 4'ün bir katı olacak. 4 böler X eksi Y olacak. Başka bir deyişle X, Y'lerden oluşacak. X ve Y birer tam sayı olacak ve uygun bir K tam sayısı bulunacak. Öyle ki X eksi Y eşittir 4K olacak. Bu şekilde ki ikililerden oluşan küme. Peki denklik bağıntısının ilk özelliği, ilk koşulu neydi? Şuydu. Küme tam sayılar kümesi. Her X tam sayısı için ne yapmak istiyoruz? X, X'lerin bu R'ye ait olduğunu görmek istiyoruz. Şimdi bir ikilinin buraya ait olabilmesi için ne lazım? Farkının 4 ile bölünebilmesi lazım. X'ten X çıkarsa fark ne olur? 0 olur. Ve 4 ne yapar? 0'ı böler. Bunu sayılar teorisinde daha detaylı görmüştük ama şöyle diyebiliriz. Çünkü 0 4'ün ne katıdır? 0 katıdır. Aranan K sayısı kimdir? 0'dır. Dolayısıyla bu tamam. Başka ne lazım bize? Her X, Y eleman Z için eğer X, Y, R'ye ait ise Y, X'in de buraya ait olmasını istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte X, Y tam sayılar olsun ve X, Y'nin eleman R olduğunu varsayalım. X, Y eleman R olsun. Bu durumda 4 ne yapacaktır? X eksi Y'yi bölecektir. Bu ne anlama gelir? X eksi Y 4K olacak biçimde bir K tam sayısı vardır. Böyle bir K tam sayısı vardır. Ben neyle ilgileniyorum? YX ile. YX'in burada olup olmadığına nasıl karar veririm? YX ikilisinin. Bu kez Y eksi X'e bakarak. Ama Y eksi X nedir? X eksi Y 4K ise bu da eksi 4K'dır. Yani 4 çarpı eksi K'dır. Bu da hala bir tam sayı. Eksi K da bir tam sayı. Dolayısıyla bu ne anlama gelir? 4 Y eksi X'i böler. Dolayısıyla YX ikilisi nerededir? R'dedir. Eğer sayılar teorisi videolarındaki o bölünebilmenin temel özelliklerini hatırlayacak olursak, eğer 4 veya herhangi bir tam sayı X eksi Y'yi bölerse bunun ters işaretlisi olan Y eksi X'i de böler. Dolayısıyla bu da buradan çıkmış olacak. Peki üçüncü istediğimiz şey ne? Bu kez 3 kişi alacağız. Her X, Y eleman, her X, Y, Z eleman Z için, tam sayıları için. Eğer X, Y ikilisi R'de ise ve Y, Z ikilisi de R'de ise o zaman biz X, Z ikilisinin de burada olmasını isteyeceğiz. Bu nasıl olur? Bu da şöyle olur. X, Y ve Y, X bunların her ikisi birden R'de olsun. O zaman ne olacak? Şunun söylediği şey 4 x eksi y'yi böler. Bunun söylediği şey 4 y burası x değil. Burası z. 4 böler y eksi z. Ama biz şunu biliyoruz bölünebilme bağıntısında. Bir tam sayı iki tam sayıyı bölerse bunların toplamlarını da böler. O zaman x eksi y artı y eksi z'yi de bölecektir. Ki burası nedir? Burası da x eksi z'dir. Yani daha net bir şekilde yazacak olursak 4 x eksi z'yi böldü. 4 x eksi z'yi bölerse o zaman x z ikilisi ne yapacaktır? Bu bağıntıya ait olacaktır. Dolayısıyla yansıma, simetri ve geçişme özellikleri sağlandığından dolayı bu bağıntı bir denklik bağıntısıdır demiş oluyoruz.
Peki. Bir sonraki örneğin, bu örnekten, yani dördüncü örnekten tek farkı, yukarıda burada 4 vardı. Şimdi ne var? Birden büyük herhangi bir tam sayı var. Bunun da bir denklik bağıntısı olduğu söyleniyor. Peki nasıl gösterilir? Şurada, burada 4 gördüğümüz yere, her nerede 4 görürsek bunun yerine n yazarsak n 0'ı da bölecektir. Sonra işte burada ne yapacak? Buraya n gelecek, buraya n gelecek, buraya yine hep n gelecek. Yani burada 4 gördüğümüz yere hep n yazarak yaptığımız yolda ispat, yani 4 ile n'i değiştirirsek bu da tam olarak bize 5. örneğin bir ne olduğunu, denklik bağıntısı örneği olduğunu söyleyecektir. Tamamen benzer biçimde bu da yapılabilir diyelim. Ve böylelikle bu 4. örneği de ne yapmış, genelleştirmiş olalım. Peki bir başka denklik bağıntısı örneği budur ve bu da sayılar teorisinde bizim zeten dediğimiz kümeyi tanımlamamızı sağlayacak. Tabii tek yolu bu değil. O zeten kümesini veren yollardan bir tanesidir. Bu denklik bağıntısının belirlediği denklik sınıflarına bakmış olacağız. Peki. Şimdi o zaman gelelim bir başka örneğe. Yine boştan farklı bir küme alıyorum ve bağıntı olarak buna R ismini vereyim. X'leri alıyorum. Yani birinci ve ikinci bileşeni aynı olan elemanların, ikililerin oluşturduğu kümeyi alıyorum. Bu elbette ki A kartezyen A'nın bir alt kümesidir. Bunun da bir denklik bağıntısı olduğunu iddia ediyoruz. O zaman bunun da bir denklik bağıntısı olduğunu göstermek için şöyle yapalım. Birinci olarak ne lazım bize? Şu lazım. Her x eleman A için x'lerin R'de olması lazım. Zaten böyle. Bütün x'ler R'de var. Yani hemen R'nin tanımından bunu anlıyoruz. Bütün x'ler x A'yı dolaşırken burada var. Dolayısıyla bu geçerli. Peki ikincide ne var? Simetri var. Simetri arayacağız. X, Y eleman A ve ne olsun? X, Y ikilisi R'ye ait olsun. Amaç ne? Bunu kabul edip Yx'in de burada olduğunu göstermek. Amaç Yx'in burada olduğunu göstermek. Peki XY R'ye ait ise, XY R'ye ait ise, R'ye ait olmak istiyor. R diyor ki bana ait olabilmek için birinci ve ikinci bileşenin aynı olması lazım. Burada birinci bileşen X, ikinci bileşen Y. O zaman madem R'ye ait, X Y'ye eşit olmalı. X Y'ye eşit olursa benim bu aradığım Yx ne olur? Yx, xx olur. Bu da nerede var? R'de var. Dolayısıyla x, y ikilisi R'ye aitse bu x'in y'ye eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla yx ikilisi, ki o da aslında xx ikilisidir, yine R'ye aittir. Yani simetri özelliği de vardır. Başka ne lazım bize? Geçişme. Geçişmede 3 kişi alıyorduk. X, y, z eleman A ve x, y virgül y, z eleman ne yapsın? R olsun. X, Y virgül Y, Z eleman R olsun. Peki amaç ne? Amaç şu. Acaba X, Z yine R'de var mıdır? Bunu görmek. Şimdi X, Y'nin R'de olması bize ne söyler? X, R diyor ki bana ait olabilmek için her iki bileşenin eşit olması lazım. O zaman X eşittir Y olacak. Peki Y, Z de buradaymış. Y, Z buradaysa o zaman R diyecek ki Y de Z'ye eşit olacak. O zaman benim bu aradığım X, Z, X, Y'ye eşit, Y, Z'ye eşit. O zaman X, Z, X neye eşit olacak? Z'ye eşit olacak. Yani X, Z dediğim şey zaten X, X'tir. Ve X, X'leri de R bağıntısı ne yapıyor? Bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla X, Z yani aslında X, X R'ye aittir. Dolayısıyla geçişme özelliği de sağlandığı için bu bir denklik bağıntısıdır. Peki, şimdi gelelim denklik bağıntısının belirlediği denklik sınıflarına. Bir A kümesi üzerinde bir R denklik bağıntısı tanımlayalım ve bu kümeden, hani bağıntı hangi kümede tanımlandıysa buradan bir tane A eleman alalım. Şimdi A'nın sınıfı diye, A'nın denklik sınıfı diye bir küme tanımlayacağız. Ne olacak? A kümesindeki elemanlardan oluşacak. Nasıl elemanlar? X, A ikilisi R'ye ait olacak. Veya bunu şöyle de yazmak mümkün.
X eleman A'lardan oluşacak. AX R'ye ait olacak. Tabii ki simetri olduğu için denklik bağıntısı. Bizim aldığımız bu bağıntı herhangi bir bağıntı değil. Bir denklik bağıntısı. Simetri olduğu için X A'nın R'ye ait olması nasıl mümkün olur? AX'in R'ye ait olmasıyla mümkün olur. Simetri özelliğinden dolayı. Dolayısıyla bu koşulu böyle de yazabiliriz, böyle de yazabiliriz. Yani en nihayetinde A'nın denklik sınıfı demek bir anlamda aslında diğer notasyonu kullanırsak bunu şöyle de yazabiliriz. X eleman A'lardan oluşacak. X, R, A olacak. Yani A'ya denk olanlar. Başka bir deyişle A'nın sınıfı demek A elemanına, şu küçük A elemanına denk olan X'lerin oluşturduğu küme demek. Peki, şimdi o zaman bunu böyle gördük. Şu, bir örnekte bunlara bakalım. Bu denklik sınıfları nasıl şeyler olacak? Dördüncü örnek için bakarsak ki dördüncü örnekteki bağıntımız da buydu. X, Y ikililerinin Z'ye ait olması X eksi Y'nin yani X, Y farkının 4'ün katı olmasıyla mümkündü. O zaman sıfırın sınıfı dediğimiz şey ne olacak? Sıfırın sınıfını arıyorsam küme hangi küme? Burada tabii A olarak tam sayılar alıyorduk. Tam sayılar kümesindeydi. X eleman Z olacak. Tam sayılara ulaşacak. Ne istiyorum? Bu X'in ne yapmasını? Sıfırın sınıfını arıyorsam X, R sıfır olmasını istiyorum. X, R sıfır olmasını. Yani bunun sıfıra denk olmasını istiyorum. Peki X eleman Z olacak. X'in sıfıra denk olması veya buna eşdeğer bir yazılış şu. Bu nasıl mümkün? 4 böler X eksi 0 olacak. Bu ne demek? X eleman Z olacak. 4 X'i bölecek. Değil mi? 4 böler X olacak. Yani 4'ün katları başka bir deyişle X eleman Z olacak. Öyle ki vardır bir K tam sayısı. X eşittir 4K. 4'ün katlarından oluşan tam sayıların kümesi ve 4'ün katlarını biz sembolik olarak böyle gösteriyoruz değil mi? NZ dediğimiz zaman NZ'den kastettiğimiz şey nedir? N çarpı nelerdir? K'lardır. K nereye dolaşır? Tam sayıları. N tam sayısının bütün tam sayı katlarının oluşturduğu kümeyi bu şekilde gösteriyoruz. O zaman sıfırın sınıfı neymiş? Sıfırın sınıfı 4Z kümesiymiş. Yani 4 ile tam bölünebilen tam sayıların kümesi. Peki birin sınıfına bakacak olursam birin sınıfı da şu olacak. X tam sayılarından oluşacak ve bu X ne yapacak? 1'e denk olacak. Kez 1'e denk olanları alıyorum. O zaman X tam sayıları dolaşacak. X'in 1'e denk olması bu bağıntıda ne demektir? 4'ün X eksi 1'i bölmesi demektir. Bu ne demek? X eleman Z olacak. 4'ün X eksi 1'i bölmesi ne demek? Uygun bir K tam sayısı var. Bu K tam sayısı 4 ile çarpıldığı zaman X eksi 1'i veriyor. O zaman bu ne demek? Bu şu demek. X tam sayıları dolaşacak. Burada X'i çekecek olursak uygun bir K tam sayısı var. Ve bu X neye eşit? 4K artı 1'e eşit. Yani o zaman burada şöyle şeyler var. 4K artı 1 formatında başka bir deyişle 4 ile bölündüğünde 1 kalanını verenler var. Şu küme kimdi? Bu küme 4 ile tam bölünenler artı 1. Yani 4Z. Biz bunun genel olarak şundan ne kastederiz? NZ artı B'den ne kastederiz? Bu kümedeki herkese teker teker B eklenecek. NK artı B. Burada K ne yapacak? Z'e dolaşacak bu küme. İşte bu kümeyi de sembolik olarak böyle gösteriyoruz. 4Z artı 1 kümesi diye. Başka bir de işte 4 ile bölündüğünde 1 kalanını bırakanlar. Peki ben buraya 2 yazarsam o zaman buraya da 2 gelir. Buraya da 2 gelir. Buraya da 2 gelir. Buraya da 2 gelir. Yani 2'nin sınıfı neyi verir? 4Z artı 2 kümesini verir. Tamamen benzer mantıkla buraya 3 yazarsam bu neyi verecektir bize? Bu bize şunu verecektir. 4Z artı 3 kümesini verecektir. 4 ile bölündüğünde 3 kalanını veren tam sayıların oluşturduğu küme. Peki herhangi bir K tam sayısını alsak
Tamamen benzer biçimde bu da bize neyi verecek? NZ artı K'yı verecek. Şurada bir gördüğümüz yere K yazsak, burası belki K demeyelim de hani şurada da K'yı kullanıyoruz. K demeyelim, L diyelim. L'leri kullanacağız. Burası L olacak. O zaman x eksi 1 ne olacak? X eksi L olacak. Pardon, x eksi L eşittir 4K olacak. O zaman x eşittir 4K artı L olacak. Buraya da ne gelecek? 4Z artı L gelecek. Herhangi bir L'nin, herhangi bir L tam sayısının sınıfı da bize neyi verecektir? NZ artı L kümesini verecektir. Sınıfları, denklik sınıflarını bu şekilde belirledik. Peki, şimdi bu denklik sınıflarıyla ilgili bazı özellikler var. Önce bir sonraki teoremde işimizi kolaylaştırsın diye şu önermeyi ispatlayalım. Ne diyor? Bir A kümesi üzerinde tanımlanmış bir R denklik bağıntısı var ve AB de A'ya ait elemanlar olsun. İki tane eleman olsun. Eğer A'nın sınıfı, A'nın denklik sınıfı bir B elemanını içeriyorsa o B'yi sadece alıp bırakmaz. Başka ne yapar? B'nin sınıfını da alt küme olarak kapsar. Yani B elini verip kolunu kaptırıyor gibi bir durum oluyor. B bu sınıfa girdiği zaman B'nin sınıfı da, yani B A'nın sınıfına aitse B'nin sınıfı da ne yapacaktır? A'nın sınıfının alt kümesi olacaktır. Bir denklik sınıfı, burada A'nın sınıfı. Bir B elemanını içerirse onun sınıfını da içerecektir. Şimdi ispat diyelim. Hipotez ne? Hipotez şu. B A'nın sınıfına ait olsun. Ki A'nın sınıfı ne demektir? Tanımı şu. X eleman A'lardan oluşacak ve bu X ne yapacak? A'ya denk olacak. A'ya denk olan elemanların oluşturduğu küme. Böyle olsun. Bu hipotez. Şimdi şu kapsamayı göstermek için, bu kapsamayı gösterebilmek için kapsamasını gösterebilmek için bir ne yapalım? C eleman B alınsın. B'nin sınıfından bir C eleman alınsın. Peki C nereye ait? B'nin sınıfına. B'nin sınıfında kimler var? Kümedeki x'ler var. Nasıl x'ler var? B'ye denk olan. Peki C buraya aitse o zaman bu ne anlama gelir? C B'ye pardon işte bazen bu dalgayı kullanıyoruz ama şu an bunun adı dalga değil. Bu bağıntının adı R bağıntısı olduğundan C R B'dir. Şimdi C'ye bakıyorum. C tam sayısı ne yaptı? B'ye denk. Ve B'ye bakıyorum. B elemanı da A'ya denk. Değil mi? Bunu B buraya ait. O zaman B buraya aitse burada kim var? Burada A'ya denk olanlar var. B, R, A'dır. B de A'ya denk. Şimdi ne var denklik bağıntısında? Bu herhangi bir bağıntı değildir R. Hipotez gereği bu bir denklik bağıntısı. C, B'ye denk. B de A'ya denk. O zaman C ne yapacak? A'ya denk olacak. Peki A'ya denk olanlar nerede toplanıyor? A'nın sınıfında toplanıyor. Dolayısıyla bu C A'ya aittir. Yani başka bir deyişle B'nin sınıfından aldığım her C elemanı A'nın sınıfına da ait oluyor. Dolayısıyla ispatı tamamlamış oluyoruz. Şimdi evet esas bizim teoremimiz denklik bağıntısının sınıflarıyla ilgili teoremimiz ne diyor? Boştan farklı bir A kümesi alıyoruz ve bu küme üzerinde tanımlanmış bir R denklik bağıntısı alıyoruz. Bu durumda aşağıdakiler geçerlidir diyor. Nedir bu geçerli olanlar? 1. Her sınıf temsilcisini içerir. Yani burada A'yı temsilci olarak düşünecek olursak A'nın sınıfı adı üstünde yani o ismi gerçekten hak ediyor. A elemanını ne yapacaktır? İçerecektir. A elemandır A'nın sınıfı. Peki başka ne diyor? İki tane denklik sınıfının A ve B gibi iki elemanın aldığımız zaman bunların denklik sınıflarının aynı olmasını istiyorsak bunun için gerekli ve yeterli koşul burada yine dalga yazmışım. Şöyle düzelteyim. A
R, B olmasıdır. Yani bu bağıntı, bunu böyle verseydik öyle olacaktı ama R diye vermişiz. A, R, B olmasıdır. Yani iki elemanın, A ve B gibi iki elemanın aynı sınıfı belirlemesi için gerek yeter koşul, bu elemanların bu bağıntıda birbirlerine denk olmasıdır. Peki iki tane sınıfın kesişiminin boş küme olmasını istiyorsan bunun için gerek yeter koşul nedir? Bu kez de A, R değil B. Yani A ile B'nin bu bağıntıda birbirine denk olmaması, başka bir deyişle AB ikilisinin buraya ait olmamasıyla mümkündür. Peki başka bir de şu en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bu A kümesinin elemanlarıyla bütün sınıfları oluşturursam bu sınıfların birleşimi bana A kümesinin kendisini verir. Başka ve biz bunu birazdan ispatında daha iyi göreceğiz. Burada her sınıftan bir tane alırsak, bakın ikinci özellik diyor ki birbirine denk olan elemanlar aynı sınıfı belirler. Yani dolayısıyla iki tane eleman birbirine denk olduğu zaman bunlar aynı sınıfı verecek. Yani şu birleşimde aynı sınıf tekrar tekrar gelebilir. Eğer biz tekrar tekrar gelenlerden sadece birer tane alırsak, farklı olanlardan birer tane alıp seçersek, o zaman bu birleşim yine A'yı verir. Bir şey kaybetmeyiz. Çünkü birleşimi aynı olan kümelerden tekrar tekrar yazmak birleşimi daha geniş bir küme haline getirmez. Ve bunun avantajı bu kez bu birleşim ayrık olur. Yani şu üzerindeki noktadan kastedilen şey ayrık olması. Ne demek? Burada birleşime katılan kümelerin ikişer ikişer kesişimleri ne olacak? Boş olacak. Tabii birleşim varken ayrık birleşime niye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü eğer ayrık birleşim varsa elimizde o kümenin eleman sayısını kontrol etmek daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla ayrık birleşim bu anlamda bize avantaj sağlıyor. Peki. İspatına başlayalım. Şimdi birin ispatı gayet kolay. R1 denklik bağıntısı olduğundan R1 denklik bağıntısı olduğundan ne olacaktır? Her A eleman A için A denk A'dır. Yani A nedir? Buraya aittir. Her eleman kendisine denktir. Bu yansıma özelliği. Dolayısıyla bu var. Birinciyi ispatını tamamladık. Şimdi ikinci de şunu ispatlayacağız. A'nın sınıfının B'nin sınıfına eşit olabilmesi için gerekli ve yeterli koşul A'nın B'ye ne olması? Denk olması. Burada gösterilecek iki şey var. Bir gereklilik, bir yeterlilik. A'nın sınıfı eşittir. B'nin sınıfı olsun. Şimdi bu durumda şimdi 1'e göre A nedir? Kendi sınıfına aittir. Ama hipotez gereği A'nın sınıfı B'nin sınıfıdır. Yani A B'nin sınıfına ait. Peki B'nin sınıfında kimler var? B'nin sınıfında B'ye denk olanlar var. A R B'dir. Peki bu nedir? Bu da zaten bizim istediğimiz şey. Eğer A'nın sınıfı B'nin sınıfına eşitse A, B'ye bu bağıntıda ne yapacaktır? A, B'ye bu bağıntıda denk olacaktır. Peki. Şimdi bu kısım tamam. Yani şu kısım tamam. Şimdi 2i diyelim. Şu kısma geçelim. Yeterliliğe geçelim. Burada A denk B olsun. A denk B olsun. Şimdi amaç ne? Şu ikisinin eşit olduğunu göstermek. Şimdi A denk B olduğuna göre o zaman A ya da B hangisi ya da A ile yazdıysak başlayalım. A B'nin sınıfına aittir. Şimdi B'nin sınıfı değil mi? A B'ye denk olanlardan oluşuyor. A da B'ye denk. B'nin sınıfı bir elemanı içeriyor. Şimdi şurada bir önerme vardı. Önerme 9. Ne diyordu? Herhangi bir sınıf bir elemanı içerirse o elemanın sınıfını da içerir. Şimdi burada sınıf olarak kim var? B'nin sınıfı var. Bir denklik sınıfı bir A elemanını içeriyor. O zaman sadece bununla kalmaz. Bu A elemanının sınıfını da kapsar. Bu önerme 9. Önerme 9 bize bunu söylüyor. Peki bu kapsamayı gördük.
Şimdi tersini, ters kapsamayı görmek için şimdi A, R, B'ye denkse, yani B A'ya denk demek. Burada hangisinin önce yazıldığının bir önemi yok. Denklik bağıntısındayız. Bu bir simetri özelliğine sahip bağıntı. Yani ya da şöyle diyelim, hadi B denk A'dır diyelim ki bunu söylemeye de gerek yoktu aslında. O zaman bu ne anlama gelir? B A'nın sınıfına aittir. Bir denklik sınıfı bir elemanı içerdiyse onun sınıfını da ne yapacaktır? Kapsayacaktır. O zaman B'nin sınıfı alt kümedir, A'nın sınıfı. Bunu da gördüm. İşte bunlara işte bir isimler verecek olursak, buna hadi ne diyelim? İki yıldız diyelim. Şuna da yıldız ismini verirsek işte her iki kapsamayı da görmüş olduk. Yıldız ve iki yıldızdan neyi elde etmiş olacağız? A'nın sınıfı eşittir B'nin sınıfı. Bunu elde etmiş olacağız. Dolayısıyla artık ispatımız tamam. İki tane elemanın aynı sınıfı vermesini istiyorsak bunun için gerekli ve yeterli koşul bu elemanların birbirlerine ne olmasıdır? Denk olmasıdır. Peki 3'te ne diyor? İki tane sınıfın kesişiminin boş kümesi olmasını istiyorsak bunun için gerek yeter koşul A'nın ve B'nin bu bağıntıda birbirine denk olmamasıdır. Şimdi gelelim 3'e. 3'te neyi ispatlayacağız? A'nın sınıfı kesişim B'nin sınıfı eşittir boş küme istiyorsam gerek yeter koşul A B'ye denk değildir. Bunu göstermek. Şimdi burada da iki şey var. Birincisi şu. Bu kesişim boş küme olsun. Bu kesişim boş küme olsun. Şimdi amaç ne? A'nın B'ye denk olmadığını göstermek. Eğer A denktir B olsa o zaman 2'ye göre eğer A ve B bu bağıntıya göre birbirine denk olsa o zaman 2'ye göre A'nın sınıfı kesişim B'nin sınıfı pardon kesişim demeyelim. Bunlar ne olurdu? Birbirine eşit olurdu. Ve dolayısıyla şimdi hipotez ne? Boş küme eşittir. Hipotez gereği. A'nın sınıfı kesişim B'nin sınıfı. B'nin sınıfı A'nın sınıfına eşit. A'nın sınıfı kesişim A'nın sınıfı. Bu da ne olacaktır? A'nın sınıfı olacaktır. Bir kümenin kendisiyle kesişimi. A'nın sınıfı boş küme olur. Fakat bu neyle çelişir? A eleman A olmasıyla çelişir. Her sınıfta en azından orada kimin sınıf olarak yazdıysak o elemanın kendisi var. Bunu bir söylüyor. Olması ile çelişir. Her eleman kendi sınıfına aittir. Dolayısıyla kesişim boş küme ise A, B'ye ne değildir? Denk değildir. Şimdi bunun yeterliliğini ispatlayalım. Yeterliliğini ispatlarken şöyle yapacağız. Şunu yapacağız. Ne yapacağız? A, B'ye denk olmasın. A denk değildir. B olsun. Amaç ne? Amaç A'nın sınıfıyla B'nin sınıfının kesişiminin boş küme olduğunu göstermek. Bunu göstermek istiyoruz. Şimdi diyelim ki bu kesişim boş olmasa, bu kesişim boş küme olmasa, hangi kesişim? Şu. Boş küme olmasa C gibi bir elemana sahip olurdu. Böyle bir elemanı olurdu. Şimdi C eleman A'nın sınıfı kesişim C eleman B'nin sınıfı. O zaman bu C A'nın sınıfına ait olur ve C eleman B'nin sınıfı olur. Peki bu ne demektir? C A'nın sınıfında kimler var? A'nın sınıfında A'ya denk olanlar var. B'nin sınıfında kimler var? B'ye denk olanlar var. O zaman C şöyle diyelim. A C'ye denk. İsterseniz şunu şöyle yazalım. B R C. B yok bu iyiymiş. Şunu şöyle yazalım. Pardon şunu.
A denk C. Şöyle. Şimdi bakalım, bakıyoruz ne oldu? Şu var. A C'ye denk, C B'ye denk. A C'ye, C B'ye denk. O zaman buradan ne sonuç çıkacak? A denktir. B sonucu çıkacak. Denklik bağıntısının hangi özelliği? Geçişme özelliği. Ama biz bunun olmadığını varsaymıştık. A ile B'nin birbirine denk olmadığını varsaymıştık. Bu çelişkidir. Bu hipotez de çelişir. Dolayısıyla bu iş olmaz. Eğer A B'ye denk değilse bu kesişim boş küme olmak zorundadır. Peki o zaman neler yaptık? Bir bakalım. İlk üçünün ispatını yaptık. Şimdi şunu gösterelim önce. Bütün sınıfların birleşimi A kümesinin kendisini verecektir. Bunun adı 4. Peki. Şimdi 4 diyelim. 4. Önce şunu gösterelim. A eşittir birleşim. Neler üstünden birleşim alacağız? A kümesine ait olan bütün A'lar üzerinden birleşim alacağız. Kimlerin birleşimini alacağız? A'nın sınıfını. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. İki şey, iki kapsama göstereceğiz. Birinci kapsamamız şu olsun. A bunun alt kümesidir. Bu neden böyledir? Bir tane x alalım A'dan. X eleman A olsun. Bu durumda bu x elemanı, bu durumda bu x elemanı nerededir? Her eleman kendi sınıfına aittir. X eleman x'tir. Peki bu x A'da olduğuna göre bu x burada birleşime katılan kümelerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu burada olduğundan dolayı tabii ki x'in sınıfı bu birleşimin bir alt kümesidir. Yani ne yaptık? Buradan aldığımız, A'dan aldığımız her x'i ne yapmış olduk? Sağ tarafta bulmuş olduk. Dolayısıyla şunu elde etmiş olduk. A alt kümedir. A eleman A bunların birleşimi. Şimdi ters kapsama, ters kapsama aslında daha da aşikar. Şimdi her A eleman A için zaten A'nın sınıfı dediğimiz şey tanımı gereği, yani bunun tanımı gereği A'nın alt kümesidir. İşte hadi X demeyelim bu kez, Y diyelim. Y eleman A'lardan oluşacak. Y ne yapacak? A'ya denk olacak. Yani şuradan da ne istediği bile önemli değil. Bu A'nın elemanlarından oluşur. Tanım gereği böyledir. Şimdi bu sınıfların her birisi A'nın alt kümesidir. Yani şurada birleşime katılan her bir küme, her bir küme A'nın alt kümesi. Yani buradaki herkes A'nın elemanı. O zaman biz bunlardan bir birleşim alırsak, bu birleşim tabii ki ne yapacaktır? A'nın alt kümesi olacaktır. O halde işte her iki kapsamayı da gösterdiğimize göre bu kapsamayı, bu pardon, bu eşitliği böylelikle elde etmiş olacağız. Bütün sınıfların birleşiminden ne yapacağız? A kümesinin kendisini bulmuş olacağız. Peki, o zaman ne yaptık? Ne yaptık dersek şunu da ispatladık. Şunu da ispatladık. Şimdi geldik şuna. Şimdi bütün sınıfları alırsam A'yı veriyor. Ama bütün sınıfları almama gerek yok. Yani daha doğrusu bütün sınıfları derken farklı olan, ikişer ikişer farklı olan sınıflardan alacağım tabii de. Ama 2 ne diyor? A ile B birbirine denk olduğu zaman bu sınıflar aynı sınıf olur diyor. Dolayısıyla birleşime katkısı yok. O zaman ben ikişer ikişer farklı olanlardan birer tane alsam birleşimden hiçbir şey eksiltmiş olmam. Dolayısıyla bu birleşim yine A'yı verir. Ve farklı olanlardan aldığım zaman 3 de diyecek ki madem ki bunlar birbirinden farklı sınıflar, o zaman bunlar birbirine denk olamaz. Yani ne olur? Bunlar denk olmayan elemanlardır. Denk olmayan elemanlarda da 3 ne diyor? Kesişim boş olur diyor. Veya bunu şöyle de diyebiliriz. B şöyle bir alt küme olsun. Şöyle alt küme olsun. B A'nın aşağıdaki iki koşulu sağlayan alt kümesi olsun. Bir daha doğrusu bu sağlayan iki koşulu sağlayan
bir alt kümesi olsun. Bu B'yi farklı şekillerde seçebiliriz. Alt kümesi olsun. Ne istiyorum? 1. Her A eleman A için A'nın sınıfı B'nin sınıfı olacak biçimde bir B eleman B vardır. Yani hangi sınıfı alırsam alayım, o sınıflardan o sınıfı ben temsilcisi B'de olan bir sınıf olarak yazayım. Peki 2i diyelim. 2i'de de şöyle diyelim. Her x, y eleman B için bu B'den herhangi iki tane eleman aldığım zaman x, y'den farklıysa buradan iki kişi aldığım zaman x farklı y ise x'in sınıfıyla y'nin sınıfının kesişimi eşittir boş küme olsun. Eşittir boş kümedir. Yani aslında B'yi şöyle seçiyoruz. İkişer ikişer farklı olan tüm sınıfları verecek temsilcilerin kümesini seçiyoruz. O zaman bunu aldığım zaman ben şunu iddia ediyorum. Şunu iddia ediyorum. A kümesi buradaki B'ye ait elemanların neyidir? B'ye ait elemanların sınıflarının ayrık birleşimine eşittir. Şimdi burada şöyle olmuş olacak. Şunu bir gösterelim. Bir defa bu A'nın neye eşit olduğunu biliyoruz. Şöyle diyelim. A alt kümedir. B eleman B. Yani aslında belki bu kadarını da söylemeye bile gerek yok. Yani işte farklı olan sınıflardan birer tane alıyoruz. Birleşimden hiçbir şey eksilmiyor. Ama bu kez artık birleşim ne oluyor? Ayrık oluyor. Belki biraz daha detaylı yazmak için böyle görebiliriz. Şimdi bunu göstermek istesek. Bu A'nın biz ne olduğunu biliyoruz. A'nın şu birleşime eşit olduğunu biliyoruz. Şuna eşit olduğunu biliyoruz. Buna eşit olduğunu biliyoruz. Ve bunun şimdi ne olduğunu göstereceğiz. Önce ayrıklığı unutalım. Onu sonra gösteririz. B eleman B, B. Böyle. Şimdi şu taraftan bir şey aldığım zaman herhangi bir tane A eleman A alayım. A eleman A olsun. Bu durumda bu B'nin tanımında ilk koşula göre o zaman A eşittir. B olacak biçimde bir ne vardır? B eleman B vardır. O zaman bu A'nın sınıfı eşittir B'nin sınıfı. Bu da nedir? Şuranın bir alt kümesidir. Bu durumda böyle ve sonuç olarak bütün A'lar için bunu böyle yapabiliyorsam, A eleman A bu birleşim ne yapacak? Bu birleşim ne yapacak? Gidecek işte bunun bir alt kümesi olacak. Çünkü burada birleşime katılan bütün A'lar burada var. Dolayısıyla bunların birleşimi de buraya ait olacak. Bunu böylelikle söylemiş olduk. Ama diğer kapsama şu zaten aşikar. A eleman A bu zaten aşikar. Çünkü zaten B'deki herkes A'da var. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Bunların birleşimi ne yapmış oluyor? B eleman B bunların birleşimine eşit olmuş oluyor. Şimdi ikinci olarak şunu gösterelim. İlk olarak eşitliği gösterdik. İkinci olarak şunu gösterelim. X, Y eleman B ve X farklı Y olsun. X farklı Y olsun. Amaç ne? Amaç şu. Yani şurada birleşime katılan iki farklı küme aldık. Yani iki farklı temsilciye sahip küme aldık. Amaç ne? Amaç x kesişim y eşittir boş küme olduğunu göstermek, olduğunu görmek diyelim. Olduğunu göstermek. Şimdi biz bu B'nin tanımını nasıl yapmıştık?
Ha, ya da şöyle diyelim, yani beynin tanımına belki bunu sorarsak hani böyle var mıdır diye, şöyle diyelim. X'in sınıfıyla beynin tanımını şöyle yapalım ikinci koşulda. Y'nin sınıfı farklı olsun. Yani farklı olanlardan birer tane alalım. Kesişimi boş dersek bu sefer hani onu şimdi açıklayacağız gerçi ama o niye vardır sorusu ortaya çıkmasın. Yani aslında beynin tanımı şu. Bunu da tekrar etmiş oluyorum. Her sınıftan bir tane olacak ve aslında her sınıftan tam bir tane olacak. Her sınıftan tam bir tane alarak oluşturulan birleşim yine onu verir. Bunu iddia ediyoruz. Peki, o zaman bunu göstermek. Şimdi bu kesişim X kesişim Y'nin boş küme olduğunu göstermek istiyoruz. Peki şuna bakalım biz. Bu kesişimin boş küme olduğunu göstermek istiyoruz. X, Y'den farklı. Şimdi burada bu X, Y'den farklı olduğundan, X, Y'den farklı olduğundan tanım gereği, yani beynin tanımı gereği X'in sınıfıyla Y'nin sınıfı farklıdır. X'in sınıfıyla Y'nin sınıfı birbirinden farklıdır. Çünkü öyle seçtik. Peki X'in sınıfıyla Y'nin sınıfı birbirinden farklıysa, bunlar birbirinden farklı sınıflarsa, o zaman bu X, R'ye ne yapamaz? Denk olamaz. Çünkü ikinci koşul ne diyordu? İkinci özellik. İki eleman birbirine bir bağlantıda denkse bunların sınıfları eşittir. Bunlar farklı sınıflar. Dolayısıyla bunlar birbirine denk olamaz. Peki bunlar birbirine denk olamazsa o zaman 3'te ne diyor? Birbirine denk olmayan elemanların belirlediği sınıflar ne olmalıdır? Ayrık olmalıdır. Bu kesişim ne oldu? Boş küme oldu. Dolayısıyla ne yapmış olduk? B'deki temsilcilerle oluşturulan, farklı temsilcilerle oluşturulan sınıflar nasıl sınıflardır? Ayrık sınıflardır. Yani aslında biz denklik bağıntısıyla şunu söyleyebiliriz. Herhangi iki tane A, B gibi bir şey alsak, A'nın sınıfıyla B'nin sınıfı için şunu söyleyebiliriz. A'nın sınıfı eşittir B'nin sınıfıdır. Ya eşittir, eşit değilse de o zaman kesişimler nedir? Boş kümedir. İki denklik sınıfı bu ikinci ve üçüncü özelliğe göre ya aynıdır ya da ayrıktır. Hiç ortak eleman içermezler. Ne zaman aynı sınıf olur? Ne zaman aynı sınıf olur? A ile B'ye sorarız. A ile B'ye birbirlerine denklerse sınıflar aynıdır. Denk olmazlarsa o zaman da sınıflar ayrıktır. Zaten üçüncü bir ihtimal de burada söz konusu değil. İkişer ikişer farklı olan sınıflardan birer tane aldığımız zaman bu sınıfların birleşimi A kümesini veriyor ve bu bir ayrık birleşimdir. Peki, o zaman şöyle diyelim. Tüm sınıfların oluşturduğu kümeye bir isim verelim. Bu R bir A kümesi üzerinde tanımlanmış bir denklik bağıntısı olsun. Ve tüm sınıflar, ne kadar sınıf varsa A eleman A'yı dolaşırken tüm sınıfların oluşturduğu kümeye A bölü R ismini vereceğiz. Sembolik olarak bunu söyleyeceğiz. Bu şekilde göstereceğiz. Peki, örnek 1-4 için A R nedir? A bölü R nedir? Yani tüm sınıfları belirleyeceğiz. Örnek 1-4'teki bağıntı hangi bağıntıydı? X, Y ikilileri birbirine ne zaman denk oluyordu? Eğer 4 x eksi y'yi bölerse, eğer 4 x eksi y'yi bölerse bu durumda böyle oluyordu. Şimdi o zaman biz aslında şunu gördük. R bölü A dediğimiz şey sınıflar, değil mi? Tüm herkesin sınıfı. Ne diyelim? X'ler x eleman z'i dolaşacak. Şimdi burada biz zaten x eşittir bunu arıyoruz. Biz zaten şunu gördük. Sıfırın sınıfı neydi burada? 4z'ti. Birin sınıfı neydi? 4z artı 1'di. Başka ikinin sınıfı bu 4z artı 2 idi.
3'ün sınıfı 4z artı 3'tü. Zaten dikkat edersek, bakın 0 ile 1 burada birbirine denk değil. Sınıflarına bakıyorum. Burada 4 ile tam bölünenler, burada 1 kalanını verenler. Yani 0'ın sınıfıyla 1'in sınıfı nedir? Ayrıktır. Başka? İşte mesela 0, 2 ile denk değil, bunlar ayrık. 1, 2 ile denk değil, bu sınıflar ayrık. Birbirine denk olmayan elemanların belirlediği denklik sınıfları ayrık sınıflar oluyor. Ve bunlar ikişer ikişer farklı. Değil mi? O zaman bunların hepsi, bunların hepsi nerede var? Bu R bölü A, ki burada A'mız da kim? Pardon, R bölü A demiyoruz buna. Kümeyi bağıntıya bölüyoruz gibi düşünüyoruz. A bölü R. A bölü R. Bizim burada A dediğimiz şey de kim? Z. Ki bunu da biz aslında şöyle Z bölü R. Bu şuradaki sayı 4 olduğu için biz bunu genelde Z 4 ile veya Z bölü 4 Z ile de gösteririz. Bu da grup teorisinde aslında gidip Z'in 4 Z normal alt grubuna göre bölüm grubuna karşılık gelecek. İşte o bu kümeyi bize vermiş olacak. Bunlar da aslında bir anlamda oraya hazırlık olmuş oluyor. Şimdi o zaman burada kaç tane sınıf var bu? Yani bu şu demektir. 4Z, 4Z artı 1, 4Z artı 2 ve 4Z artı 3. Bu sınıflar ne yapacaktır? Bu R bölü Z demiyoruz dedik. Z bölü R dedik. Z bölü R. Bunlar ne yaptı? Buraya aitler. Bunlar var. Şimdi şunu iddia ediyorum. Bütün sınıflar bunlardan ibarettir. Başka sınıf yoktur. Temsilcisi farklı olabilir ama küme olarak bunlar olur. Şimdi tersini diyelim. Bir tane x alalım. X bir tam sayı olsun. Ve bu x'in sınıfının, değil mi? Şurada x'in sınıfı var. Bunlardan biri olduğunu gösterelim. Şimdi bölme algoritmasına göre, bunu da işte sayılar teorisiyle ilgili oynatma listesinde bunun videosunda bulabilirsiniz. Bölme algoritmasına göre ne yapabiliriz? X eşittir 4k artı r virgül 0 küçük eşittir r, o da kesin küçüktür 4 olacak biçimde kr tam sayıları vardır. Kr tam sayıları vardır. Peki o zaman şuna baktığım zaman, neye baktığım zaman, x eksi r neye eşittir? 4k'ya. Yani 4 ne yapar? X eksi r'yi böler. Yani bu ne anlama gelir? Bu x bu bağıntıda r'ye denktir. X r, x r, büyük r küçük r'dir. Yani x küçük r'ye denktir. Peki o zaman bu r'nin alabileceği değerler ne? R'nin alabileceği değerler 0, 1, 2, 3. Değil mi? R böyle olduğundan o halde bu x'in sınıfı, madem ki x'lere küçük r birbirine denk, denk olan elemanlar aynı sınıfı belirliyordu. R'nin sınıfı R'de bu aralıkta yaşadığına göre o zaman bu da 0'ın sınıfından 3'ün sınıfına kadar olan şeylerden bir tanesi. Yani işte bu sınıflarda bunlar, değil mi? Bu 0'ın sınıfı, bu 1'in sınıfı, bu 2'nin sınıfı, bu da nedir? 3'ün sınıfıdır. O zaman bunu da gösterdiğimize göre o halde ne olacaktır? Burada z bölü r, r yani bu denklik sınıfları neler olacak? 0'ın sınıfından başlayacak. Nereye kadar gidecek? 3'ün sınıfına kadar. Böyle. 4 tane burada sınıf elde etmiş olacağız. Peki. Şimdi o zaman bunu genelleştirmek istesek acaba nasıl genelleştiririz? Şöyle. Örnek 5'i hatırlayacak olursak, örnek 5'te 4 yerine buraya ne gelmişti? N gelmişti. Örnek 5'te ve A kümesi olarak hangi kümeyi alıyorduk yine? Tam sayılar kümesini alıyorduk. Peki o zaman biz Z bölü R'ye baktığımızda, Z bölü R'ye baktığımızda acaba burada hangi sınıflar olur? Yani şuradan biraz esinlenmek istesek aslında, yani Z N yerine 4 geldiğinde 0'dan 3'e kadar olan şeyler oluyorsa o zaman burada
ne olacaktır? Burada da bizim iddiamız şu olacaktır tabii ki. Z bölü R ne yapacaktır? Sıfırın sınıfından nereye kadar? N-1'in sınıfına kadar olan sınıflar olacaktır. Şimdi bunu nasıl gösterelim? Şöyle gösterelim. Öncelikle işte şuna bir isim verelim. Diyelim ki bunun ismi ne olsun? C olsun. Buna büyük C ismini verelim. Şimdi şöyle bunu iddia ediyorum. Bu iddianın ispatını yapalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. 0 nokta nokta n eksi 1. Bunların herhangi ikisi. Bu arada tabii bu bağıntıyı yazmanın bir başka yolu da, buradaki R bağıntısını yazmanın bir başka yolu da yine sayılar teorisi videolarında gördüğümüz gibi x, y eleman z ve n böler x eksi y ne demek? X kongrüdür y'ye mod n demektir. X kongrüdür y'ye mod n demektir. Yani bunlar aslında mod n'de birbirine denk olmak demektir. Bu denklik bağıntısı. Şimdi şu kümeye bakacak olursak sayılar teorisinde gördüğümüz gibi bu küme bir tam mod n'de bir tam kalan sınıfları kümesidir. Bir tam kalan sınıfları kümesidir. Dolayısıyla eğer i ve j buradaysa ve bu i j'den farklı ise ne yapacaktır? Bu i ile j birbirine kongru olmayacaktır. Başka bir ifadeyle ne olacaktır? 4 bunları bölmeyecek. Yani bu i bu bağıntıya göre buradaki j'ye denk olmayacak. O halde bu i'nin sınıfıyla j'nin sınıfı ne yapacak? Birbirinden farklı olacak. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi ben buraya 0'dan n-1'e kadar olan sınıfları yazdım. Peki hadi burada tekrar varsa? Hayır, burada tekrar yok. Bu sınıflar ikişer ikişer birbirinden farklıdır. O halde yani şu kümeden bahsedebiliriz. Burada yani şöyle diyelim, bunu yazmadan şöyle söylemiş olalım. Burada tekrar eden 0'dan n-1'e kadar olan sınıfları yazmış olduk. Burada tekrar eden herhangi bir sınıf yok. Şimdi şunu söyleyelim. İ diyelim. Bu C'nin Z bölü R'nin alt kümesi olduğu aşikar değil mi? Çünkü işte Z bölü R'de neler var? Buradaki her tam sayının sınıfını alacağız. Burada 0'dan n-1'e kadar olan sınıfları almışız. Bunlar var. Dolayısıyla bu aşikar olarak şunu şöyle yazacak olursak x'lerin sınıfları x eleman z. Bu aşikardır. Bunu böyle yazmış olduk. Şimdi tersini ne yapalım? Şuradan bir alfa alalım. Alfa eleman z bölü r olsun. R olsun. Burada nasıl şeyler var? Bu durumda alfa bir sınıf x olacak biçimde bir ne vardır? X tam sayısı vardır. Peki yine bölme algoritmasını uygularsam, bölme algoritmasına göre x eşittir n q artı r virgül 0 küçük eşittir r, o da kesin küçüktür n olacak biçimde QR eleman Z vardır. Dolayısıyla X eksi R'ye baktığım zaman burada N çarpı Q olacak. Yani N böler X eksi R'dir. N böler X eksi R'dir. Peki N'in X eksi R'yi bölmesi ne anlama gelir? Bu ise x denktir küçük r, yani o zaman x'in sınıfıyla r'nin sınıfı eşittir anlamına gelir. Değil mi? Birbirine denk olan elemanlar ne yapıyordu? Aynı sınıfı belirliyordu. O zaman x alfa dediğim şey x'in sınıfı,
eşittir R'nin sınıfı. Bu R nereden nereye değişiyor? 0'dan n-1'e değişiyor. Dolayısıyla bu ne yapacak? 0'ın sınıfı nokta nokta n-1'in sınıfı bu sınıflardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Z bölü R'den bir sınıf aldığım zaman bu sınıf işte ancak şu sınıflardan 0-1 elemanlarının belirlediği sınıflardan bir tanesi oluyor. O halde ne oldu? Z bölü R nelerden oluşacak? 0'ın sınıfı. Burada 0'ın sınıfı nedir? Tabii ki nz'tir. 1'in sınıfı 1 artı nz'tir. Nokta nokta n-1. n-1'in sınıfı n-1 artı nz'tir. Sınıfları da bu şekilde söylemiş olduk. Bunları böyle gösterebiliriz. Veya işte ne bileyim 0'ın sınıfı nokta nokta n-1'in sınıfı n-1'in sınıfı veya sayılar teorisinde bunu şöyle de gösterebiliyoruz zaman zaman. Şöyle de gösterebiliyoruz. Şöyle sıfırın sınıfını sıfır üzerinde çizgi yazıyoruz. N-1'in sınıfı N-1 çizgi. Bu şekilde de ifade etmek bunları mümkün. Dolayısıyla evet, işte bu sınıflar neler oldu? Sıfırın sınıfından n-1'in sınıfına kadar olan sınıflar. Bir de belki şurada şunu söylemek lazım. Şimdi ne söyledik şu teoremde? Tüm sınıfların birleşimini alırsak, şurada, tüm sınıfların birleşimini alırsak bize neyi veriyordu? Kümeyi veriyordu. Ama farklı olan sınıflardan birer tane alırsak, İkişer ikişer farklı olan sınıfları alıp bunların birleşimini alırsak bu yine bize kümeyi verir ama bu kez birleşim ayrık olur. İsterseniz bunu bir de şurada görecek olursak en azından şu n eşittir 4 durumu için. Evet, n eşittir 4 durumu için bakın burada şu durum söz konusu. Kaç tane farklı sınıf var? 4. Her sınıftan bir tane alırsam işte ne olacak? Bir sınıf 4z. Birleşim 4z artı 1. Birleşim 4z artı 2, birleşim 4z artı 3. Gerçekten bakın bunların hepsinin birleşimini alırsak, bu 4 kümenin birleşimini alırsak bu bize neyi verir? Z'i verir. Verir mi gerçekten? Burada 4 ile tam bölünenler var. 1 kalanını, 2 kalanını ve 3 kalanını verenler var. Zaten bir tam sayı 4 ile bölünürse kalan ancak bunlardan bir tanesi olabilir. Dolayısıyla böyle bir eşitlik söz konusudur. Ve tabii ki bu kümeler ikişer ikişer ayrıktır. Yani burada 3 kalanını verenler var, burada 1 kalanını verenler var. Yani bunlarda ortak eleman bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla işte yukarıda yapılan şey bu. Aslında burada sınıf çok değil mi? Mesela 5'in de sınıfı var. O esas birleşimde yazılan ama 5'in sınıfı burada ne yapacak? 1'in sınıfı olacak. Farklı olan sınıflardan birer tane alıyoruz. Dolayısıyla bu bize ayrık birleşim olarak z'i vermiş oluyor. Peki bunu da söyledik. O zaman bir de şu örneğe bakalım. Bazen bize böyle bağıntı direkt elemanlarla da verilebilir. A, B, C, D, E kümesi üzerinde bağıntı verilmiş. İşte şunlar neler? Yansımayı sağlayacak olan elemanlar ve tüm herkes burada yazılmış. Bağıntının bütün elemanları yazılmış. O zaman A bölü R'yi yani bütün sınıfları istiyor. Şimdi A'nın sınıfı nedir? X eleman A olacak. Yani şuraya da ulaşacak. Ve bu X'in ne yapmasını istiyorum? X A'ların ne yapmasını? R'ye ait olmasını. Yani başka bir deyişle bu küçük a elemanına denk olanlar. Bakıyorum kim var? Tabii ki bir kendisi var. Peki. Sonra a ile denk olan buraya kadar geldim. Şuruna bakıyorum bir c var. C de a'ya denk. Şuradan bir de e geldi. E de a'ya denk. Bu c e. C a c'yi zaten yazmıştım. E a e'yi yazdım. E c b de bunlardan başka bir şey gelmedi. Dolayısıyla a'nın sınıfı nedir? A c e'dir. Aslında bunu bulduğum anda C de demek ki A'ya denk olduğuna göre değil mi? C burada A'ya denk olduğuna göre C'nin sınıfı da budur. Ve tamamen benzer mantıkla E de A'ya denk olduğu için E'nin sınıfı da budur. E'nin sınıfı da budur.
A'nın sınıfı da bu olacak. O zaman ne yaptım? Burada 5 eleman vardı. 3 tane sınıfı buldum. Yani 3 tane sınıf derken 3 elemanın belirlediği sınıf, ama bu 3 tane eleman birbirine denk olduğu için aynı sınıfı belirledi. Peki o zaman burada henüz yazmadığım sınıf B'nin sınıfı. X eleman A olacak ve X B'ler R'ye ait olacak. Yani B'ye denk olacak. B'ye denk olmasını istiyorsam zaten bir B'nin kendisi zaten burada var. Başka bakıyorum. B'li ifade, B'li. Geldik, burada yok. Bir de burada BD var. D var. DB. Evet, başka da yok. O zaman B'nin sınıfında kim var? B'de D var. Tabii ki D B'nin sınıfındaysa bu ne anlama gelir? D B'ye denktir. Dolayısıyla D'nin sınıfıyla B'nin sınıfı da nedir? Aynıdır. Bunlardan ne geldi? BD geldi. Şimdi bu örneğin güzel tarafı belki de şu. Şimdi o teorem bize diyor ki bütün sınıfların birleşimini alırsanız, bütün sınıflar, kim burada bütün sınıflar? A'nın sınıfı, birleşim B'nin sınıfı, birleşim C'nin sınıfı, birleşim D'nin sınıfı, birleşim E'nin sınıfı. Şimdi zaten şu A, C, E'den hep aynı şey geliyor. Şu küme geliyor. A, C, E. B'nin sınıfından ne geliyor? B, D geliyor. Tamam. Bunların birleşimini alırsak işte birleşimde bunların hepsi gelecek. Bu ne yaptı? A'yı verdi. Şimdi biz diyoruz ki o teoremde. Tamam, burada 5 tane eleman sınıf belirliyor. 5 farklı temsilciyle sınıflar 5 miydi bu? Evet. Belirleniyor ama şimdi biz aynı olanlardan niye tekrar tekrar alalım? Eğer biz farklı sınıflardan, farklı sınıf kim var? Bir bu var, bir bu var. Bunun temsilcisi kim? Temsilcilerinden bir tanesi A. Bir A'yı alsam, bir de öteki taraftan da B'nin sınıfını alsam, bu yine olur ve bu kez ne olur? Ayrık birleşim olur. Veya illa böyle olmak zorunda değilim. Bir C'nin sınıfını alsam, burada hadi yine B'yi tutayım. Ötekisinde E'nin sınıfını alsam, bu kez B'nin sınıfının temsilcisi olarak D'ye yazsam böyle yazabilirim. Ama sonuçta ne yapıyor? İkişer ikişer farklı olan sınıflardan birer tane seçtiğim zaman bu sınıfların birleşimi de yine kümeyi veriyor. Ama bu kez daha güzel olarak ne yapıyor? Ayrık birleşim oluyor. İkişer ikişer hiç ortak elemanları olmuyor. Peki, şimdi gelelim önerme 14'e. Önerme 14 ne diyor bize? Yine bir A kümesi üzerinde tanımlanmış bir R denklik bağıntısı verilsin. Ve A1, A2, AN'de A'ya ait elemanlar olsun. Ve bu sınıfların birleşimi de neyi versin? A kümesini versin. Eğer sınıfların birleşimi A kümesini veriyorsa, o zaman A'daki her eleman bu şuradaki elemanlardan en az bir tanesine ne olmalıdır? Denk olmalıdır. Ve eğer bu birleşimdeki şu AI'ler ikişer ikişer ayrıksa, o zaman ben buradan neyi de bulurum? Tüm sınıfların kümesini, yani A bölü R'yi de bulurum deniliyor. Şimdi bunu ispatlayalım. İlk olarak şuna bakalım. A eleman A olsun. Peki A eleman A ne demek? A kümesi şu birleşime eşit. Şimdi A buraya aitse bu ne anlama gelir? Birleşime aitse bu buradaki birleşime katılan kümelerden en az birine ait olacaktır. A eleman A'nın sınıfı olacak biçimde bir ne vardır? İ eleman bir N vardır. Böyle bir elemanımız var olmalı. Tamam. Böyle bir elemanımız var. Peki bu ne anlama gelir? A, AI'nin sınıfına aitse, AI'nin sınıfında kimler vardır? AI'ye denk olanlar vardır. A denktir AI. Bunu bu şekilde bulmuş olduk. Zaten ne diyordu? İşte bu A bunlardan en az birine denk olmalıdır. O zaman şimdi şöyle olduğunu varsayalım. Şimdi A eşittir A1 nokta nokta birleşim AN ve her İJ eleman 1N için 1'den N'e kadar olan herhangi iki İJ elemanı için İ farklı J ise
I farklı J ise A I kesişim A J'nin boş küme olduğunu varsayalım. Yani bu birleşimdeki kümelerin ikişer ikişer ayrık olduğunu varsayalım. Şimdi amaç ne? Amaç şu eşitliği göstermek. Şimdi o zaman bu kesişim boşsa değil mi? Yani bu AI kesişim AJ boş ne demektir? Bu AI ile AJ birbirine denk değildir. Yani o zaman bunlar denk olmazsa ne olur? Bu sınıflar eşit olamaz. Bu sınıflar birbirinden farklıdır. Yani bunu da niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. A1 nokta nokta AN. Bunların sınıflarını aynı kümeye yazmak istiyorum. Dolayısıyla burada bir tekrar yok. I farklı J iken bütün İJ'ler için I farklı J iken AI'nin sınıfıyla AJ'nin sınıfı birbirinden farklıdır. Şimdi bu A1, A2, AN elemanları zaten A'ya ait değil mi? O zaman bu AI'lerin her birisi AI, A'ya ait olduğu için doğal olarak A bölü R'de vardır. A bölü R nedir? A'ların sınıfları A eleman ne olacak? A eleman büyük A olacak. A eleman A. Peki. Bunu böyle yazdık. Şimdi bunu böyle yazdıysak tamam. Bu ne anlama gelir? O zaman doğal olarak şunlar. Bunların hepsi burada var. Bu sınıflar bu aşikar olarak böyledir. AR'dir. Şimdi tersine yine ne yapalım? Şimdi bir tane alfa alalım. A bölü R'den olsun. Bu durumda biz bunu nasıl yazarız? A bölü R'de neler var? Sınıflar var. A olacak biçimde bir A eleman A vardır. Böyle bir A elemanımız var. Peki böyle bir A elemanımız varsa ve şunu da biliyorum. Bu A da gidecek ilk ispatın ilk kısmına göre AI olacak biçimde bir i indisi var. Böyle bir i indisi vardır. Tamam. O zaman ne oldu? A denk AI olduğundan A'nın sınıfı ne yaptı? AI'nin sınıfına eşit oldu. O zaman bu sınıf nerede? AI'nin sınıfı. AI'nin sınıfı şu birleşimin alt kümesi. Ve bunu hangi ağlar için yapıyorum? A kümesindeki ya da şöyle evet yani bu bütün ağlar için bunu yapabiliyorum. Ya da benim amacım o değildi. Neyse şöyle diyelim. Şöyle biz AR'den bir alfa aldık. Tamam AR'den bir alfa aldık. Birleşime bakmıyoruz. Şu oldu. Şu A'nın sınıfı dediğim şey alfa. Bu burayı birleşim olarak değil, şöyle yapalım. Burayı küme olarak düşünelim ve ona göre yazalım. A1 nokta nokta AN. Alfanın sınıfı bu. Böyle oldu. Şimdi bunu böyle yazdık. Tamam. O zaman alfa buraya ait. Yani buradan aldığım herkes burada da var. Bu da bize ters kapsamayı verdi. O halde ne yapmış olduk? A bölü R tüm sınıfların kümesi ne yaptı? A1'in den AN'e kadar olan elemanların sınıflarının kümesine eşit olmuş oldu. Ve böylelikle bunun da ispatını tamamlamış olduk. Demek ki eğer biz kümeyi bir takım
sınıfların ayrık birleşimi biçiminde yazabiliyorsak, bu bize ileride grup teorisi ile ilgili videolar olursa orada da yardımcı olacak. Bu sınıflar ne yapacak? Bütün sınıfları vermiş olacak. Bunu da burada görmüş oluyoruz. Peki o zaman bu videoyu da burada tamamlamış olalım.